Değerli izleyiciler, Acıpayam ilçemiz Avşar köyümüzdeyiz. Avşar köyü deyince Denizli'nin iki tane avşar köyü var. Biri Kum Avşarı, diğeri de Karayük Avşarı olarak bilinirdi. Geçen yıllarda Karayük Avşarı bir belediye meclis kararıyla sadece avşar olarak anılmak istediğini söyledi ve köyümüzün adı Avşar oldu. Peki bugün neden bu güzel köydeyiz? Üzüm şenliği düzenlendi. Bu bölgeye has çok güzel üzümler var. O üzümlerin hem Acıpayam'ın tüm köylerine yayılması, herkes tarafından tadılması için Avşar köylülerimiz bir araya geldiler ve bir üzüm şenliği düzenlediler ve bizleri davet ettiler. Biz de bu güzel şenliği çekmek, sizlerle paylaşmak için buradayız. Hadi gelin Büyük Atatürk'ün ve Türk Bayrağı'nın gölgesinde şenliğimizi gezelim. Tamam. Bereketli olsun bakalım. Bunlar açık yaz okunu. Bereketli olsun abi. Ben aç çalışayım böyle de. Hangi kanal? Kanal değil, YouTube. Çek, Allah çek. Alfa keşkek yiyecek mi? Keşkek. Şuraya otur sen bak. Ağzından çıkmıyor.
Hoş bulduk. Nasıl iyisin? Çok şükür elhamdülillah. Hacı Payam deyince akla yörüklük geliyor. Yörük kökenleri, yörük adetleri Hacı Payam'da halen sürüyor. Arka fonda gördüğünüz gibi yörük çadırlarımız, iki tane kara çadırımız kurulmuş. Ve yörüklerin en sevdiği çalgı, Hacı Payam köylülerimizin en sevdiği çalgı, davul zurnanın eşsiz sesiyle şenliğimiz başladı. Çok değerli konuklarımız var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ben de hoş buldum diyeyim. Bu güzel köyümüze merhaba. İlk konuğumuz değerli izleyiciler, Türk kültürü araştırmacısı, halk müziği araştırmacısı, üstadımız Hüseyin Kök. Doğru tarif ettim mi? Teşekkür ederim hocam, nezaketiniz için. Sağ olun. Hüseyin hocam, şimdi çok güzel bir köyümüzdeyiz. Avşar boylarının, evet. Avşar ellerinin bulunduğu bir köyde. Arkamızda Karaçadır, sarıdastlarımız, yağlığımız, evet, sarıdastlarımız. Ve sizin yöresel kıyafetlerinizle. Evet, evet. Bize biraz bu köyleri anlatır mısınız? Ne dersiniz buralarıyla ilgili olarak? Buradan Türk dünyasına saygılar, sevgiler. Efendim bizler Tanrı dağlarını delerek dünyaya yürüyen Türkleriz, yürükleriz, Efes Zeybek boylarıyız. Türkiye Cumhuriyeti Denizli ili Hacıpayam ilçesinde 24 Oğuz boylarını gösteren ilmi şemalarda. Evet. Buralarda en çok ismi geçen boylar, obalar, otarlar. Evet, buradan Denizli'ye giderken Avşar Köyü. Avşar Beylerinin kabri oradadır. Yazır, Dodurga, Oğuz, Oğuz bakın, Oğuz, Alaaddin. Bizim Acıpayam, ben Evkaralıyım. Babam Evkaralı, annem Acıpayamlı. Evkara deyince Evkara kara evli. Efendim, evi kara Karaçul'dandır. Kara ben evli. Karaçul'un içinde doğmuş, oğlak gütmüş, 4 yaşında kaval çalmış. TRT'de ilk defa Acıpayam yolları yol, gurbet, sevi sevda havasını bağlamasıyla çalan, dünyanın bütün sanat kültür merkezlerinde bağlamasıyla yürükleri, zeybekleri oynatan bir Türk evladıyım, yürük çocuğuyum. Hocam da etnomüzikolog doktor Profesör Talip Özkan. Evet, Türkiye Radyoları'nın İzmir İstanbul'da çalıştıktan sonra dünyanın sanat kültür merkezi Sorbonne'da kürsü başkanlığı yaptı. Amsterdam'da Türk müziği kürsü başkanlığı yaptı. Bugün de efendim böyle bir şölende Tanrı Dağları'nda biz Dede Korkut topuzunu eline alıyor, ses çıkarıyor. Türklerin dirlik, birlik, beraberlik içinde yaşaması için hikmetli sözler söylüyor. Bugün de ozanlarımız ve saygıdeğer hocamız, Türk halk bilim adamımız, kendisini çok seviyorum, sayıyorum, böyle bir şölen tertiplemişler kültür adamlarıyla. Burada da ozanlarımız Türk'ün kültürünü dile getirecekler. Burada yine Acıpayam yürükler, ben dernek, cemaat, şu bu, o işleri kesinlikle telaffuz bile etmem. Yürük obasının beyi, Türk koççiydi. Evet, biz Türkler, Gazi Maraşal Mustafa Kemal Ulu Önder Atatürk'ün doğrultusunda, işaretinde Toroslar'da bir yürük çadırı görürseniz, önünde bir ateş yanıp duman tütüyorsa, dünyada hiç kimse Türklere bir şey yapamaz. Bugün de gökyüzünü, yeryüzünü, denizleri hakim olsalar da şu Türk'ün yüreğini kimse fethedemez. Ey Amerikan emperyalistler, bu Türk yürük çocuğunu iyi dinleyin. Çanakkale'de bak, bir mermiyle 7 kat yer altına gark eyledik. 625 İngiliz askerini dünyanın en büyük zırhlısıyla. Evet, burada Seyit Onbaşı'yı rahmetle, Çanakkale'de 252 bin şehidimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Bizleri, Anadolu'yu veren, hediye eden Türklerimizi buradan şükranla, minnetle anıyorum. Türk kültürü layık olanlar tarafından bu şekilde şölenlerde alınacaktır. Saygılar, sevgiler. Hocam teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Gözlerimiz yaşardı değerli izleyiciler. Yüreğimiz kabardı.
Evet, değerli üstadım, sizi tanıyalım. Ben Acıpayam Yeşildere'den Hasan Erdoğan. Yörük kültürünü seviyorum, hayvanı seviyorum, kara çadırı seviyorum. Bu kültürü yaşatmaya ve yaşatanlara, bu vesileye ortak olanlara, bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Hocama da çok teşekkür ediyorum. Yaşasın, ne mutlu Türk'üm diyene. Sağ olun, var olun. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi yörüklerin yüreği akın akın değil mi? Eski Türk akıncıları evet, gibi efendim, hocam. Böyle çağlayarak akıyor. Evet hocam. En küçük bir sıkıntı, en küçük bir üzüntü yörükleri birdenbire kabartıyor değil evet, mi? Evet. Ve bu milletin yörükleri var oldukça bu bayrak sonsuza kadar dalgalanacaktır. Anadolu'da bayrağımız ilelebet dalgalanacak, minarelerde ezanlar çınlayacak. Bugün de biraz ortalık böyle problemli gibi, ey Türk evladı, biz şu veya buralarda olabiliriz ama böyle sıkıntılı günlerde Anadolu bizim vatanımız, yurdumuz, başka gidecek yer yok. Dünyada bütün milletlerin gideceği her yer var, sadece Türklerin yok. Onun için bayrağını, sancağını, ordunu, milletini, devleti için sabahlara kadar uyumayan devlet adamlarına iyi sahip çıkın. Sağ olun değerli üstadım, sağ olun. Değerli izleyiciler, şenliğe doğru devam edelim. Çok teşekkür ederim. Sizin resminizin olduğu resmi gönderdim. Tamam. Ben eksiktim, sen de geldin. İzleyiciler, bu şenliğin adı Üzüm Şenliği. Burada 1, 2, 3, 4, yaklaşık 10 kasamız var. Buradaki üzümlerin adı Pembe Yemre adıyla anılıyor. Bu endemik bir tür. Bu bölgenin topraklarında yetişiyor ve bu bölgenin toprağında yetişen bu güzel üzüm için bir coğrafi işaret çalışması da devam ediyor. Ve bir yandan da yarışma, puanlama devam ediyor burada. Gördüğünüz gibi jüri üyeleri üzümleri değerlendiriyorlar. Değerli izleyiciler, şimdi bu kadar güzel üzüm var ve bir yarışma düzenlenmiş. Ama bu iş nasıl oluyor, nasıl organize edildi? Evet. Afşar Derneği Genel Sekreteri Turgut Bey'den bilgi alalım. Evet. Değerli Genel Sekreterim, nedir şimdi bu iş, yapılan iş? Şimdi biz eğlence festival kapsamında köylümüzden rica ettik. Biz köyün en güzel üzümünü seçmek istiyoruz diye belirttik. Herkes yetiştirdiği üzümleri seçip alıp geldi. Ona göre 4-5 tane yarışmacımız var şimdi. Evet. Bunların içinden birinci, ikinci ve üçüncüleri seçeceğiz. Sonrasında akşam ödül töreninde plaket takdim edilecek bunlara. Valla ben seçtim galiba. Şimdi evet. Onun için Tarım İl Müdürlüğü'nden biz uzman bir ekip istedik. Onlar değerlendirmeyi yapacak. Bu bizde değil hani. Şey değil. Onlar değerlendirmeyi yapacaklar. Akşam da festivalde, konserde yarışmacıların birinci, ikinci ve üçüncüye plaketlerini, hediyelerini takdim edeceğiz. Pembe Gemre adıyla evet, anılan üzüm. Evet. Ve sofralık mı, pekmezlik mi bu üzümün özelliği ne? Bu üzüm sofralık bir üzümdür. Bu üzümün özelliği geç olgunlaşması ve koparıldıktan sonra uzun süre bozulmadan kalabilmesi. Evet. Yani dün kopmuş gibi hepsi. Evet. Yani. Şimdi bunlar bizim üzümlerimiz normalde Eylül ayının başı ortası gibi çok fazla kalmıyor yani. Bağ bozumları başlıyor ama bu ırk mesela kopardığınızda Kasım ayının başı gibi toplarsınız. Eve götürüp biz önceden bunları asmak yapardık. Evet. Tavanlara asıp etrafını bir kumaşla kaplayıp mesela yılbaşından sonraya kadar bu üzümlerden yani yiyebilirdik. Evet, evet. Pembe Gemre'nin özelliği odur. Hemen bozulmayan bir üzümdür yani. Koparıldıktan sonra uzun süre gider. Değerli izleyiciler, izninizle yiyor, tadına bakıyorum. Gerçekten muhteşem. O zaman
Bu üzümü nereden satın alacak izleyicilerimiz? Bu üzüm burada standlarımızda satılıyor. Şu bugün için ama evet, normal zamanlarda. Normalde yerel pazarlarımıza çıkıyor. Anladım. Avşar'a yani geliyorsunuz ve bu üzümden satın alıyorsunuz. Evet. Bu köylüler bu üzümü çok güzel değerlendiriyorlar, pekmez yapıyorlar. O şifalı pekmezi mutlaka gelip tadına baksınlar, değil mi? Evet. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yörük şölenlerini burada yapılan bütün törenlerde mutlaka Anadolu'nun her köyüne has keşkeği vardır ve o keşkek pişer. Biz de sıraya girdik, keşkeğimizi alıyoruz. Şimdi keşkek yapan ustalara soralım. Kolay gelsin ustam. Elinize sağlık, çok güzel görünüyor. Ben keşkeğimi alıyorum. Bu nasıl pişti, ne zaman başladı, bir anlatacak kim ustam var? Ustam burada, teyzem var. Nasıl? Teyzeye mi soralım? Evet. Evet, yani bir kadın elindeymiş. Evet. Teyzeciğim nasıl yani dövüldü şimdi bu keşkek? Niye soruyor? Yok oldum oğlum ben. Efendim? Niye daha matkabılar elimizi dövdüm. Döktük, yaptık. İçinde yaptık. Bunun dana eti mi var? Hayır. Ne var? Var. Tavuk var. Tavuk var. Teriyağı var, kuyruk yağı var. Ama bugüne kadar yediğimiz en güzel keşkek olmuş. Elinize sağlık, çok afiyet güzel olsun. Kırmızı döktüğümüz tereyağı. Tereyağı da bu bölgenin hayvanının tereyağı. Evet. Öyle olunca değerli izleyiciler oldukça keyifle yenen muhteşem bir yemek haline gelmiş. Kolaylık diliyorum, bereketli olsun. Ablalar, anneler kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Vallahi ben buradan kalkmam artık. Şenliğin en güzel, en bereketli yeri burası. Sizi bir tanıyalım mı? Adlarınız nedir? Yıldız Dinç. Bu köyden misin köyden. Yıldız abla? Buradan. Avşar köyünden. Sizin adınız neydi? Gül Hanım Alp. Gül Hanım Alp. Siz de bu köydesiniz. Burada bir ekmek pişiricimiz var. Fatmana Özdemir. Fatmana Özdemir. Benim nenemin adı da Fatmana'ydı bu arada. Benim annem de Yumrutaşlı. Yani biz yan köydeniz. Abla sana da kolay gelsin, bereketli olsun. Ne yapıyoruz şimdi biz? Bu yaptığınız farklı bir şey. Biz saç böreği yaparız ama bu saç böreği değil. Haşhaşlı ekmek. Bu haşhaşlı ekmek. Bu katmer yapacağız. Sabahtan ot böreği yaptık. Onu yaptık, yedik biraz bu evvel. Şimdi bu katmer oluyor bu ocağın üstündeki. İçinde ne var bunun? İçine yağ koyuyoruz. Daha evet, öncekini haşhaş koyduk. Hamurun içinde mi haşhaş? Hayır hayır, açtıktan sonra. Açtık. Şimdi koyalım mı, ben bir göreyim nasıl yapılıyor. Hadi koyalım bir, nasıl yapılıyor bu haşhaşlı ekmek? Çünkü bu bölgeye has bir tat. Bu bölgeye bir has tat. Yani bunu izleyicilerimiz bilmiyordur. Bu haşhaş ezmesi mi? Haşhaş ezmesi. Evet. Hamurun içine koyduk. Koyduk. Kapatacağız o yüzden şimdi birazdan. Bunun içinde zeytinyağı mı var? Biraz koymuşlardım. Evet, haşhaşın içinde. Yani şeker var mı? Şeker yok. Sadece. Sadece haşhaş. Sadece. Oldukça sağlıklı yani. Evet. Haşhaşın bütün sağlığı. Şimdi haşhaşla beraber tekrar mı açacağız? Kapatıyoruz. Bunu açacağız. Unlandı. Oldukça zor. Vereyim mi? Gelmişken ben de yardım edeyim, değil mi? Azıcık. Sert olduğu için, hasta evet, olduğu için ondan aşması zor. Kepek mum katılmamış içine. Ne katılmamış? Kepek mum koyuyor. Biraz zor oluyor diyorsunuz. Bu ablam pişirdi bir tanesini. Bunu yiyeceğiz hep beraber. Bakalım. Hep beraber evet, yiyeceğiz. En zor iş hangisi burada? Yoğurmak mı? Açmak. Açmak mı, pişirmek mi? Pişirmek de zor. Ben pişirmek sıcaktan. Sıcak zor değil mi? Ama kışın kolay olur, güzel olur. Yazın sıcaktan tabii biraz daha zor. Şimdi belli bir haşhaş sürüldü ve tekrar açılıyor. Haşhaş dışına çıkmıyor mu? Kaçmıyor mu? Kaçan da olur bazen. Evet. Hamurlar sert olduğu için açmaz biraz. Tamam. Şimdi bu biraz daha açılacak. Evet, börek gibi adeta değil mi? Evet değerli izleyiciler, görüyorsunuz. Anadolu annelerimiz haşhaşlı ekmeği yapıyorlar. Bazı yerlerde buna haşhaşlı ekmek denir. Bazı yerlerde katmer denir, değil mi? Yağlayıp da mı yeniyor bu? İçinde haşhaşın kendi yağı var. Evet. Ben müsaade istesem olur mu artık? Şunu yiyelim. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sağ olun.
Değerli izleyiciler, geleneksel 3. Afşar Üzüm Şenliği'ndeyiz. Ama buradaki sarı dastarlar tabii çok orijinal. Adeta Yörüklerin, Anadolu köylülerinin, Acı Bayam'ın en önemli kullandığı eşyalardan birisi. Öyle değil mi? Evet, evet. Yani sarı dastar hepimiz için çok önemli. Çok önemli. Neler yaparsınız bununla diye sorayım ama önce sizleri tanıyalım. Ninelerimiz bunu daha çok sizi tanıyalım eski. Öncelikle. Ay. Çok heyecanlı olsun. Ben Şerife Giriş, bu köyde oturuyorum. Bu köyde oturuyorsunuz. Evet. Tarımla, çiftçilikle uğraşıyorsunuz, evet, değil mi? Evet. Hepinizin üzüm bağları var. Evet. Başka? Buğday, arpa. Evet. Hayvanları var. Oo, maşallahınız var. Tütün var. Haşhaş var burada. Evet. Değil mi? Her şey var. Şimdi ben biraz evvel söyledim. Köyümüzün en çok kullanılan ürünlerinden birisi değil mi bu sarı dastar? Evet, nerelerde kullanırsınız? Eskilerde ninelerimiz bunları ekmek çıkımlıyorlarmış. Evet. Çocuklarını sarıyorlarmış. Arkada evet. Kopturmak evet, deriz değil mi? Deniyor. Sizi de kopturmuşlardır çocukken. Evet. Yani. Ben hatırlıyorum nenem bizi kopturdu. Bunu arkadan bağlar. Çocukken en sevdiğimiz şey oydu sevgili izleyiciler değil evet. mi? Tarla da falan kullanıyorlar. Evet. Evet. Başka? Bir de arkadaşın dediği gibi tarla da kullanıyorlar. Başörtüsü gibi. Çocuklarını örterlermiş. Evet. Yani buna benzer. Sofra bezi olur. Evet, değil evet, mi? Evet. Bunun dışında bir yerde su bulursunuz. İçinde böyle bir şeyler vardır. Su süzgüsü yaparsınız. Evet. Serersiniz namazlık olur. Evet. Gördüğünüz gibi değerli izleyiciler. Bu sarı dastar varsa Anadolu var. Yörüklük var. Bu her birisi köy kokuyor değil mi? Evet. Kendi aynen. köyümüz kokuyor. Evet. Bir de burada değerli izleyiciler size anlatmak istediğim bir şey daha var. Buradaki mavi işaret nedir? Bizim logomuz. Evet, Avşar Derneği. Avşar Beylerinin, Avşar Beyliği'nin logosu, Avşar Boyu'nun daha doğrusu binlerce yıllık tamgası gördüğünüz gibi budur. Eski Türklerin kullandığı alfabenin unsurlarından biridir. Avşarlar Derneği bu köye ait dernek de kendi boyunun tamgasını sembol olarak seçerek bence çok doğru bir karar vermiştir. Kendilerini kutluyoruz. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben bu tarafa doğru kayacağım. Pekmez kimin? Ben mikrofonumu alayım. Onu size vereyim. Şimdi Acı Bayam'ın şifalı pekmezi bu diyorsunuz. Evet, siyah üzümden olan. Siyah üzüm. Biraz evvel gördüğümüz üzümler farklı mıdır bunun üzümü? Tabii, bu siyah olur, küçük olur. Evet, onu kaynatırız evet. diyorsunuz. Bu pekmezin biraz hikayesini bir anlatır mısınız? Bağbozumu yaptık şimdi. Bağbozumu yapıyoruz. Bunu tamam. Bunu getiriyoruz. Evet. Sıktırıyoruz. Tamam. Ondan sonra bunun özel toprağı var. Pekmez toprağı. Pekmez toprağı. Beyaz kinli toprak. Beyaz kinli, aynen. Evet. Şeker gibi. Kaynıyor. Güzelce kaynatıyoruz. Toprakla kaynıyor. Onun soğumasını bekliyoruz. Duruluyor. Hı-hı. O durulduktan sonra tekrardan kaynamaya alıyoruz. Bir 6-7 saat en az. Bir daha kaynıyor. Savuruyoruz. Evet, savuruyoruz. Savura savura köpükleri. Şimdi kaynatıyorlar. Evet, arkada kaynatıyorlarsa evet. hadi oraya gidelim orada o zaman. Tamam. Orada işte mi orada? Ondan sonra soğutmaya alınıyor ve şişeleniyor. Değil mi? Değerli izleyiciler, çocuğunuz öksürük olur, burada pekmez içirilir. Evet. Tahana, haşhaşa, pekmez katılır, aş olur. Değil mi? Pekmez Anadolu'nun, köyümüzün olmazsa olmazıdır. Ama bir üzüntüm var, onu da sizinle paylaşayım. Hiçbir pastanede pekmezli tatlı yiyemezsiniz. Bizim Anadolu'nun, köyümüzün güzel ürünü bu pekmezleri Türk mutfağına, satış yapılan unsurlara mutlaka sokmak zorundayız. Gelin bunu başaralım. Bu festivalin amaçlarından biri de olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyiciler, köy ahalisi toplandık ve şimdi burada avşarların başlarından bir beyin türbesi var. Süleyman Sarı Zeybek Türbesi. O türbeye doğru hep beraber gidiyoruz. Davulumuz, zurnamız, Türk bayrağımız, sancağımız ile birlikte gördüğünüz gibi. We'll be right back.
yapıyoruz. Şimdi Avşar köyündeyiz. Acıpayam Avşar'dayız. Evet. Köyümüzün kurucusu Semerkantlı Süleyman Zühtü Bey'in türbesini hep beraber ziyaret etmeye gidiyoruz. Süleyman Sarı Zeybek de denir değil mi? Evet, evet. Çünkü ben öyle takdim ettim. Süleyman Sarı Zeybek diye de geçer kaynaklarda. Bizim ahalimizin, köylümüzün bildiği şekliyle Semerkantlı Süleyman Bey. Evet. Şimdi biz düğünde, dernekte, toyda, şenlikte önce bir türbeyi ziyaret ederiz. Köyümüzün kurucusu bizleri burayı getirip burayı yurt tutan atamız Süleyman Bey'e önce duamızı ederiz. Ondan sonra da etkinlik başlar. Şu anda Semerkant Süleyman'ın türbesine gidiyoruz. Evet. Afşar beylerinden bu türü evet. Kuran beyimiz Süleyman Sarı Zeybek'e dua edeceğiz ve şenliğimiz resmiyen başlamış olacak. Evet, evet. İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olasın, ben teşekkür için. Ediyorum. Sağ olun, ayaklarınıza sağ olun. Sağ olun. Gördüm. Tolga Deniz'deyiz. Davul zurnalarla köy içinde yürüyüş yapıldı. Afşar Bey, Süleyman Sarı Zeybek'in türbesine doğru. Burada salıncak denen bir bölgede önce biraz yaşlılarımız dinlendirildi. Mola verdik. Ama sonra o türbeye olan, burada yatan büyük zata saygı ifadesi olarak tekbirler getirilerek köylülerce yürüyüşümüz sürüyor.
gördüğünüz gibi köylülerimiz saygıyla ve tekbirler eşliğinde yürüyorlar. Neredeyim? Her yerdeyim abi. Allah iyi. Hoş geldin. Hoş geldin. YouTube'dan izle bunu, fotoğrafı diye. إنها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أفلم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض لقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. Hocam, hocam dışarıda çok insan var, duayı dışarıda yapalım. Tamam. Buyurun. Selam Evet, bayramlarda getirmediniz tabii ki. Bu okunuyor. Amin de, amin. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ben seninle de tanıyorum. Otobüs kullanıyordun, sen de mi dedin? Kolay gelsin. Orada var. Orada gördük. Çinliler de böyle etmiyor. Onlar bitecek. Onlar bitecek. Şart yapacaklar. Yukarıdan götürdük. Kocaman ya. Orta şey. Şimdi de bizim dolu Ya. Oyun nedeni? Alayot. Alayot değil mi? Ha?
Cezayir türküsünü çalıp yukarıdan büyük salıncağı indireceğiz. Sonra da gırnan beşlerle sallayacağız. Cezayir çalıp. Hadi karın baş. Vallahi iyiyim. Yokuşları çıktım geldim bugün. Hayır maşallah. Avşar köyünün kendine has bir adeti var. Mutlaka bayramlarda ikinci gün örneğin sıyrat geleneği var. Ama güzel diğer gelenek ise bu gördüğünüz devasa çınar ağaçlarına şu büyük dev bir salıncak kuruyorlar. Ve çocuklar, büyükler, dedeler, neneler hep birlikte eğleniyorlar. Bu da herhalde bizim Orta Asya'dan getirdiğimiz geleneklerden biri olsa gerek. Salıncağın ucuna gelince maşallah çok sağlam bir şekilde bağlıyorlar. Şimdi halatlayınca kallayacak. Alkış, alkış, helal. Allah'ım ya, Türk komandosu dinlemez yani. Neden güzel bağlı? Ahmet sıkı tut. Allah Allah. Allah. Geri çık, geri çık. Yavaş ol. Dev salıncak kuruldu. İlk defa abim sallanıyor. Peki annenin çakana bak bana. Allah. Elini bırakma. Elini bırakma evet. Ellerini bırakma.
Sonra sütle kakasın Şirol burada. Yavaşlasın. Şirol çeyden. Aydın. Ya burada. Ama 30 zamanmış. Tek batmaz herhalde. Tek şimdi. Turgut hocam, hocam. Hocam. Turgut hocam. Buyurun hocam, haydi. Hadi. Turgut. Elinle güzel tipi. Bu nereden geliyor? Şöyle bir şey var, günah çocuğu. Mustafa abi gel. Ahmet Başkan bir göster oğlum. Tamam, tamam. Mustafa abi binsin onlar. Çok sevindim. En fazla bir şey düşünüyorum. Mustafa abi. İncen mi? Abi, bir kapasla ya. Tek. Allah. Yeter. Yanasın, yana. Renk değişti. Renk değişti. Geleceğiz hocam. Devrim. Yavaş. Abi tamam. Nereye gitti o? Kamera takip edemiyor ya. Süleyman amcacığım merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım önce. Süleyman Tok. Evet. Turgut Hoca'nın babasıyım. Turgut Tok hocamızın Turgut Hoca'nın babasıyım. İzleyiciler. Turgut Tok Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanımız. Türk Dili Profesörü Turgut Tok, bu köyden çıkma ve bu babanın evladı, değil mi? Evet. Öncelikle sizi kutluyoruz öyle güzel evlatlar. Teşekkür ederim. Için. Şimdi sizin köyünüze misafir olduk. Evet. Ve ilginç bir salıncak kuruldu, dev bir salıncak. Evet. Bu salıncağın hikayesini sizden şimdi dinleyelim bu mi? Bu salıncağın hikayesi, bizim köy güzel bir köydür, her yönüyle büyük. Evet. Nüfusu büyüktü ama şu anda 1/3'ü ancak köyümüzde yaşıyor, 1/3. Yine de canlı bir evet, köy ama. Canlıdır, 800 civarında hane. Evet. Eskiden bu salıncağımız şu karşılık deri var ya bak. Evet. Orada büyük palamut ağacı vardı. Bunlardan da büyük. Bunlardan da büyük bak. 6-7 kişi şöyle dursa. Değerli izleyiciler, palamut dediğimiz ağaç meşe palamutu, meşe ağacı. 6-7 evet. Kişi böyle dolaşsa zor tutardı. Orada idi. Ve bu salıncak her bayramda, Ramazan ve Kurban bayramlarında. Bayramın ikinci günü mü? Hayır. Ne zaman? Birinci gün 3 oda vardı burada bak. Aşağı oda, evet. Danacılar, taş oda. 3 oda. İlk önce aşağı oda kurardı. Evet. Davulcuğunla toplarlar. Sözüm yabana merkeplerin urganlarından. Böyle hazır urgan yoktu değil. O zaman. Evet, tabii. Toplanır. Kendi yedi urganlar. Kat bükülür böyle. Sarınır bir ona böyle dolanır. Getirir orada kurar. O az evvel gördüğünüz evet. Yukarıdan indiği gibi ilk vuran adam salıncağı binerdi. Evet. Ondan kere köy devamlı o kurarını durdu. Akşam közeldik. Evet. Aşağıda közeldi. İkinci gün danacılar kurardı salıncağı. Yani oba gelir herkese eğlenir. Evet. Birer gün. Üçüncü gün taşoda kurardı. Bayram bu şekilde bir artı bir de güreş olurdu bizde burada. Oo, bayramlarda. Evet. Odalar arasında. Yani mahalle maçı gibi. Yağlı güreş. Elvan evet. Kisvetlerle. Evet. Yani küçükten 7 yaştan başlar. Sizin oba hangisi? Biz aşağı odadayız. Aşağı odadayız biz. Anladım. Ha. Şimdi bu 3 gün güreşte devam ederdi. Büyükten küçüğe 70 yaşına kadar güreş devam ederdi. Evet. Şeyi de soralım size. Biraz evvel Süleyman Sarızey Bey'i ziyaret ettik. Evet. O türbeyi de bize bir anlatsın. Şimdi onda benim fazla... Sizin adınız da Süleyman. Sade ismi yani adı oradan gelmiş. Şimdi bu oğlanın anlattığı gibi Orta Asya'dan gelme. Evet. Buna şöyle diyeyim. Çocuğu olmayan bayanlar gelir buraya. Adak ederler. Adak yaparlar. Bir de yağ yanardı orada. Zeytinyağı. Hala yanıyor. Yanıyor. Evet, zeytinyağı bak zeytinyağı. Evet gördüm. Şimdi bazı dilkiler gelip zeytinyağı yiyirlermiş. Kapıyı kıstırırmış. Zeytinyağı yediği zaman. Evet. Kapı kendin kıstırmış o dilkiye gidin diye. Yani ona izin yok. İzin yok. Evet. Artı kadınların mesela doğum yaparsa buraya gelip tıklana
oğlan olursa Süleyman, kız olursa Sultan. Sizin isim çıktı orada. Sizin isminiz çıktı orada. Bu şekilde benim bildiğim bu. Çok teşekkür ediyoruz var olup verdiğiniz bilgiler için. Değerli izleyiciler, işte Avşar Köyü'nün gizemlerini aramaya, bu köyün güzelliklerini bulmaya devam ediyoruz. Değerli izleyiciler, Avşar Köyü'nde tabii değerli konuklarımız da var. İki meslektaşım var sağımda ve solumda. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce sizi tanıyalım ve Avşar Köyü'nü nasıl buldunuz, nasıl geldiniz bize biraz anlatın diyeyim. Tabii ki. Handan Kumaş ben. Pamukkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde öğretim üyesiyim. Bu köyü sık sık Figen Hocam sayesinde, kendisi de Pamukkale Üniversitesi'nde öğretim elemanı, sık sık duyuyordum ve üzüm şenliğin haberini alır almaz da aslında daha yeni yoldan geldim ama ona rağmen burayı kaçırmak istemedim. Bu Türk geleneklerini, Türk göreneklerini, aslında binlerce yıldır devam eden bu görenekleri kaçırmak istemedim. Çok güzel yine ağırlandık. O Türk misafirperverliği gönülden açık, Türk insanı, burayı kuran ki Süleyman Bey'i diyeyim artık. Süleyman Sarızey. Süleyman Sarızey Bey'i ziyaret ettik. Çok etkileyici. Ona teşekkür ettim. Ezelden beri Türk yurdu olan bu toprakları belgeli bir şekilde Anadolu'da bir Avşar Köyü kurarak yeniden Türk yurdu yaptığı için çok etkileyici bir yer. Çok bereketli topraklar. Keşkek çok güzeldi. Evet ama bugüne kadar yediğimiz en güzel keşkeklerden birisiydi. İlk evet, üçte diyebilirim. Güzeldi, evet. Bir İzmirli olarak bizde de keşkek çok ünlüdür biliyorsunuz. Ama o kıvamı tutturmuşlar. Evet, üzerine evet, tereyağı dökmeleri çok güzeldi. Salıncağa biniyordum. İlk defa bindim. Keşke bir daha binsem. Yine çok keyifliymiş. Yine, evet. Yine binmek isterim. Ben kendi köklerimi, kendi genimi burada görmeyi evet, çok Hayam, istiyordum. Bu ülkenin evet, gen merkezlerinden aynen, biridir. Bu gördüğünüz havari her boydan isim isim evet, köylerimiz isim isim her boyun adını taşır. Kayı boylarını da merak ediyordum evet, açıkçası. Ben yan köy Yazır, diğer köy Avşar, diğer köy Dodurga. Böyle olunca hepsi Anadolu'yu yurt eden, bize yurt, bize bırakan, yurt bırakan o Oğuz boyları. Atalarımızın memleketi. Evet. Ben şöyle isterim. Bugün galiba daha çok köylüler ve köylülere yakın insanlar, akrabalar vardı ama keşke başka şehirlerden gelenler olsa, keşke daha fazla kişi duysa, bir araya gelsek, geceler boyunca ateşler yakılsa, türküler söylense. Bu gece onu da sabaha isterim, kadar eğlenecek bu köy. Çok evet, iyi, çok sevindim. Umarım gelecek yıllarda çok daha kalabalık, çok daha coşkulu ve ne diyeyim, çok daha böyle istekli küçüklerin ve daha çok gençlerin de katıldığı bir üzüm şenliği ya da festivalleri olur. Çok, çok teşekkür ediyorum bana söz verdiğiniz için. Sağ olun, hoş geldiniz. Değerli izleyiciler, tabii İzmirli bir hocamızın bizim Acıpayam'ımızı, Avşar Köyümüzü beğenmiş olması, burada olması bizim için gurur verici. İyi ki geldiniz hocam. Değerli hocam merhaba. Merhabalar. Siz tabii buralısınız. Evet. Biz sizin konuğunuzuz. Hoş geldiniz. Sizi de tanıyalım. Ben Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Acıpayam Avşar Köyü'nde. Bu köylüsünüz, evet, evet. Biz bugün üçüncüsünü düzenliyoruz Üzüm Şenliği'nin. Daha önce ikincisi düzenlenmişti. İlk bir ve ikincisi düzenlenmişti. Pandemi gibi bir takım insanlığın normal yaşantısını sekteye uğratan durumlardan ötürü üçüncüsünü bu zamana ertelemek durumunda kaldık ve bugün de sizlerin de katılımıyla inşallah güzel bir şenlik gerçekleştireceğiz. Hocam bizi konuk ettiğiniz için, davetiniz için ve bu güzel köy için hepinize teşekkür biz ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel adetleriniz var. Umarım ezele kadar sürer. Evet, ezelden evet, ebede devam eder. İnşallah. Diyoruz. İnşallah. Kolay gelsin. Ağol abi. Ben çekiyorum. Dört gün katılımdan Urgut'a yapan bir... Çok mu biber, iyi mi? Allah bereket versin. Var. Kolay gelsin. Bereketli olsun bakalım. Çekediğin için dökme. Güneş. Hilal et ama. Burasını versin. Acısın. Hayır. Acım olsun. Olsun. İstediğin kadar. Dur. Tamam yeter. Şu acılar da. Yeter yeter. Hocam bunu yoğurt biber çok güzel olur. Biliyorum yapacağım. Hocam buraya bakın. Teyze bakın çekiyor. Teyze bakma bakın. Çok o teyze yet. Yedi kardeş bu. Tamam. Bak gidelim şimdi kardeş. Allah razı olsun. Ne muradın varsa olsun.
Afiyet olsun hocam. Nasıl suyumuz? Bakayım. İzleyiciler Avşar Köyü'nde gördüğünüz gibi meclis kurulmuş. Herkes çaylarını içiyor. Yanımızda çok değerli dostlar, dernek başkanları, dernek yöneticileri var. Öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Benim var mikrofonum, tamam. Bunu siz kullanabilirsiniz. Evet. Sevni Sen Yardımlaşma Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden Yusuf Kabukçu hocamız evet. var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Sevni Sen'den biraz ileride Acı Payam. Evet, Acı Payam'dan biraz ileride Avşar Köyü'ndeyiz. Bu bölgenin çocuğuyuz hepimiz evet. de. Bildiğiniz gibi bizim Serinhisar'ımızda bir Avşar Köyü'dür. Yörük Türkmen Köyü'dür. Herkes birbirine akraba. Herkes birbirine akraba. Herkes birbirinin sevgilisi. Evet. Sevmek karşılıklı gelmek gerekiyor, görmek gerekiyor. Hal hatır sormak gerekiyor. Biz de o münasebetle Turgut Hocam'ın da köyü olması münasebetiyle özellikle bu Üzüm Festivali adı altında tarihe, kültüre, törelere önem vererek böyle bir toplantı düzenlemişler. Biz de bu toplantıya iştirak etmek amacıyla geldik. Sizler gibi dostlarla karşılaştık. Bu güzellikleri paylaştık. Çok onun için mutluyuz. Hocam. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah bütün köylerimiz bu şekilde tarihine, kültürüne, törelerine bağlanmak, hatırlamak maksadıyla böyle güzel toplantılar düzenlesinler. Bizler de iştirak edelim. Sağ olun. Teşekkür hocam. Ederim. Değerli izleyiciler, tabii çok sayıda derneğimiz var. Devam edelim isterseniz. Sizi tanıyalım. Denizli Efeleri Yörükleri Derneği'nden. Evet, Denizli Efeleri Yörükleri Derneği'nden katılım sağlıyoruz. Alper Baysal adım. Turgut Hocam'ın bu yaptığı Avşar Üzüm Festivali'ne katkı sağlamak için geldik. Çadırımızı kurduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel şenliğe tebrik ederim. Yani destek olanlara. İyi ki geldiniz diyelim. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, Alaaddin Köyümüz Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Okcan Bey. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Ben Denizli Alaaddin Dernek Başkanı Hüseyin Okcan olarak, Kayıboyu temsilcisi olarak Avşar'da bulunuyorum. Avşar'da Turgut Hocam'ın önderliğinde hazırlamış oldukları 3. şenlik olduğunu, şenlik galiba. Katıldık 3. şenliğe. Çok güzel bir ortamda geçiyor. Mükemmel. Emeği geçen arkadaşlara da sonsuz teşekkürler. Teşekkür ederim. Sırada Ramazan Avşar Bey var. Ramazan Avşar Bey de Kum Avşarı Dernek Başkanımız. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ben Kum Avşarıları Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramazan Avşar. Biz Kocaman Avşarı olarak Avşar'ın yanına geldik. Bu Üzüm Festivali'nin üçüncüsü çok güzel geçiyor. Dernek başkanlarımız, hocalarımız hepsiyle münakaşa ediyoruz. Oturup konuşuyoruz. Güzel geçiyor. Teşekkürler Ayfa. Sağ olasın. Şimdi Ünal Türkoğlu Bey var. O da Denizli Yörükler Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden. Hoş geldiniz. Başkanım, Denizli Can Kurtaran'dan Çukur Köyü'nden buraya katılım sağladık Üzüm Festivali'ne. Bu katkıda bulunmak için buraya da eş dostları ziyarete geldik. Evet, Bilal Sırlı Ses, Denizli'nin ünlü şairi. Hoş geldiniz diyelim. Hoş gördük. Sılama şu avşar ellerinin bir ovarı veren de namını türküleri yazı veren Acı Payam. Boynuna inci mercanları takı veren de oğlada bostanları bio bozu veren Acı Payam. Biz buraya bugün üzüm şenliğini bağ bozumunu geldik. Sılamızın, memleketimizin güzelliklerini yaşıyoruz. Bu etkinliği öncülük eden büyüklerimizden Turgut Hocam'dan ve bu programı çeken Devrim Hocam'a teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Var olun. Turgut Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Devrim Hocam, sağ olun. Avşar bizim kendi göremiz, kendi memleketimiz. Ve ben Yeşilova'lıyım aslında. Yeşilova'da Semerkandlı Baba, burada da Avşar Üzüm Şenlikleri Semerkandlı Süleyman Bey'in türbesinde başladı. Oradan ilk başlangıç verildi. Tabii baktığımızda yöredeki bu türbeler, babalar, dedeler, erenlere hepsinin birbiriyle akraba, hepsinin aynı bir yerden beslendiğini görmekteyiz ki Avşar'da yapılan üzüm şenliği öyle bir zamanda, öyle güzel bir mevsimde yapılıyor ki bağa gittiğimizde omcaların üstünde, asmaların üstünde yeşil üzümleri, daha
yaş üzümleri bulurken bundan bir ay önce toplanıp şu anda kurutulmuş kuru üzümleri de yiyebiliyoruz. Tarih seçiminde esasında Avşar'a geldiğimizde hem yaş üzümüyle hem kuru üzümüyle hem de bu güzel havada insanların, biraz önce bütün dernek başkanlarının da isimleri tek tek söylendi ve konuştular. Hepsinin bir araya gelmesi, bizlerin de aynı zamanda bu birlikte fikir alışverişi yapabilmemize de olanak sağlaması açısından bu tür festivaller, etkinlikler tabii ki de önemli. Burada emeğe geçen bütün herkese ben de teşekkür ediyorum. Sizin de programınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Hocam Kabukçu, Mehbi Kabukçu değil mi? Doğru isim, doğru söyledim. Denizli'nin eski belediye başkanlarından, Denizli Merkez Ortaokulu'nun eski müdürlerinden, emekli öğretmen, eğitimci. Hocam hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk efendim. Hoş sizi bulduk, burada görmek olsun. Büyük onur. Aslında tür şenliklerin Türk milletinin birbirleriyle tanışmasında, kaynaşmasında, ülkemize yurt edinmesinde emeğe geçmiş olan büyüklerimizin tanıyıp anlaşılmasında çok büyük faydaları var. Tabii Karaağaçovası'nın en büyük özelliği hemen hemen bütün Oğuz boylarının gelip yerleştiği ve her gelen Oğuz boyu da kendi adıyla bir köy kurup oralarda ikamet ettikleri bir ova, Karaağaçovası dediğimiz ova. Tabii bu ovaya geldikten sonra da bu bölgelerin Türkleşmesinde, İslamlaşmasında büyük emeğe geçen Türkmen kocalarının, Erenlerin, Alperenlerin, her şeyden önce Hoca Ahmet Yesevi'nin düşüncelerini, öğretilerini bu bölgedeki yaşayan insanlara aktaran büyüklerimizle de tanışmış, onları da tanımış oluyoruz. Değerli izleyiciler, şimdi de sözü Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Ceylan Bey'e veriyoruz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Bugün 24 Oğuz boyunun olduğu topraklarda, Avşar boyunun olduğu topraklarda bulunmaktan son derece mutluyum. Avşar boyunun geleneksel hale getirdiği bağ bozumu, pekmez yapımı döneminde bu mevsimde böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Mutluyuz. Tarihimizin ve kültürümüzün yaşatılması, emeği geçen tüm dostlara, arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Uzaktan yakından katılan dostlara da ayaklarına sağlık, sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler başkanım, sağ olun. Değerli izleyiciler, Afşar Köyü'nde çok güzel meclisler kurulmuş gördüğünüz gibi. Anadolu'nun çınarları, köyün bilgeleriyle beraber olmaktan ben çok memnunum kendi adıma. Burada bir ihtiyar amcamızı yakaladık. İhtiyar demeyeyim, tecrübeli diyeyim değil mi? Hayır, yaşlı değil. Yaşlı mı diyeyim, o da olur. Halil amcam sağ olsun bizi kabul etti. Büyük diyorlar bazen de, sen büyüksün diyorlar da. Evet. Ben büyük değilim fakat yaşlıyım diyor. Yaşlı, tecrübeli, büyük, hepsi kabul edilir. Halil amcacığım, öncelikle nasılsın diye sorayım. He? Nasılsınız diye sorayım, iyi misiniz? Çok şükür, iyiyim elhamdülillah. Allah iyilik versin. Sizi görmek... Yalnız tek yaşıyorum. Evet. Evde biteyim. 8 oda var, 8 odada yalnızım. O biraz zor. Evlatlar gelmiyorlar mı? Geliyorlar. O zaman geliyorum. Arada doluyor. Bakıyorlar ondan. Ondan iyiyim ben. İyi, çok şükür, çok şükür. Bakıyorlar bana. Şimdi Afşar Köyü, Afşar Beylerinden Halil amcam. Bize bu Afşar Beyliğini, Afşar Köyü'nü, bu Süleyman Sarızey Bey'i, bu köy nasıl kuruldu? Biraz anlatır mısınız? Ondan şimdi nasıl kurulduğunu bilmiyorum. Fakat türbede eskiden çocukluğumuzdan duyduğumuza göre Süleyman Sarızey Bey derlerdi. Birisi var diyorlardı. Onun kabiri var. Onu gelip gidiyor. Ben öylesini biliyorum. Daha ilerisini bilmiyorum. Bu kadar. Süleyman Sarızeybek biraz evvel ziyaret ettik, duamızı ettik, geldik. Evet. Hatta güzel de bir salıncak alışkanlığı varmış orada. Evet. Salıncak kuruldu. Salıncak da kuruldu. Salıncakta sallandık da. İyi. Sen gençliğinde sallanmışsındır ama. Çok. Değil mi? Çok. Gençlik günlerinde sallanmışsınızdır. Başka bu köyün nesi var meşhur? Bu köyün her şeyi iyidir. Eskiden beri büyüklerimiz ondan sonra bu köyün gelirine giderine veyahut ondan sonra misafirperverliğine
7 tane köyümüzde 7 tane misafir odası vardır. 30-40 bal kesilir bir gün evvel. Akşam evlerde mahalle mahalle toplandı. Bütün bu kurbanları halk bağışlıyor değil mi? Kurban gelmedi. Hayır, adak olarak, kurban olarak kesiliyor ya bu hayvanlar. Hayır, bunlar öyle değil. Nasıl? Burada kesilir, herkes alır parasını da. Parasıyla, evet. Parasıyla alır, mahalle mahalle toplanır, birliği gider, yeni yer içerir. Anladım. Odalar var, odalarda toplanılıyor. Yani herkes aldığı yemekleri pişiriyor akşam, odalarda toplanıyor, toplu yemek yeniliyor. Yani şirel odaları gibi odalarda. Pişirilen etleri halk tabii bağışlıyor. Halk paylaşılıyor. Halk yani bağışlıyor. Herkes kendisi alıyor parasını. Birlikte yeniyor. Evet. Çok güzel gelenekler var. Geleneğimiz, görüneğimiz çok güzel. Bir de bu köyün pekmezi de çok meşhurdur diyorlar. Evet. Sen herhalde ondan al al yanaklısın değil mi? Ben bir kilo pekmez içerdim. Belli yani, belli yanaklardan belli. Yalan değil. Doğru. Evet. Biraz... Eski pehlivanlar. Eski pehlivan maşallahı var Halil amcamızın, sağ olsun var olsun. Dönelim şimdi bu tarafa doğru değerli izleyiciler. Evet. Yine Acı Payam'ın iş adamlarından, eski öğretmenlerinden İlhan Özcan Bey ile beraberiz. İlhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vereyim session'ı rahatça konuşabilelim. Avşar'dayız. Ne dersiniz? Şimdi buranın eski adı Karayük Avşarı'ydı. Evet. İşte Turgut Tok hocamız, profesör doktor, bu Avşar'dan çıkan bir değer, buranın çok büyük önemli değerlerinden bir tanesini. Bu Türk boylarından Avşar adının da yaşaması için buranın adını Avşar olarak artık düzeltti. Bundan sonra buranın adı Karayük Avşarı değil, Avşar. Ve bu köy, Acı Payam'ın köylerinin içerisinde gelenek göreneklerini en iyi yaşatan köylerden bir tanesi. Yani aynı geleneklerini devam ettiren, birlik dayanışmanın içerisinde olduğu, köylülerin kardeşçe yaşadığı ve gerçekten de imrenilecek köylerden, yaşanabilecek köylerden bir tanesi. Ve bu köyün en büyük özelliklerinden bir tanesi de bizim bölgede en iyi üzümü yetiştiren, bir üzüm yarışması yaptılar burada. Üzümü yetiştiren ve hakikaten de sofralık üzümlerinin en kalitelisi de bu köyde yetişiyor. Çünkü Acı Payam'da, Acı Payam ovasında meyvecilik olmuyor. Bir don çukuru denilen bir yer var. Tam meyve ağaçları çiçek açtığı zaman don vuruyor ama Karayük Avşarı'nda hakikaten de bu avşarlar da bunu iyi biliyor. Tabii üzüm olunca buranın pekmezi de meşhur doğal olarak. Evet. Ve gerçekten de böyle bir üçüncüsünü yaptıkları, böyle bir gelenekle bu Karayükler, şeyler, avşarlar bu gelenek görüneklerini daha da uzun yıllar yaşayacaklarına ben inanıyorum. Ve böyle bir festival içinde bunlara başarılar diliyorum. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sizi görmek büyük şeref. Sağ olun, teşekkür ederim. Artık Acı Payam deyince aklımıza siz geliyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederim. Buraların şehri emeğini sizsiniz. Evet. Avşar'dayız. Evet, Avşar Köyü'ndeyiz. Bize bir etkinliği, niye geldik, niye davet aldık anlatırsanız memnun oluruz. Avşar Köyü'ndeki bu üçüncüsünü düzenlediğimiz bir festival, şenlik, o şekilde düşünmek lazım. Şenlik. Üzümü tanıtmak, Avşar Köyü'nü tanıtmak, Avşar'ı bölgemize anlatmak için, bütün Türkiye'ye anlatmak için gerçekleştirdiğimiz organizasyon. Biz Avşar'ı çok önemsiyoruz. Özellikle ürettiği üzümler, pembe gemresi bizim çok hoşumuza giden bir ürün ve bunun da coğrafi işareti olarak almak istiyoruz. Ama Acı Payam'ın birkaç alınacak şeyi var. Evet, var. Biberli tuzu. Evet. Top tarhanası. Başvuruyor. Bunların hazırlığına başladık. Evet. Biz hatta Karayük ekmeğini de başvurduk. O bir şeye alındı. Geri plana alındı. Daha sonra değerlendirmek üzere dendi. Herhalde şeyle ilgili olabilir. Yani çok yoğundur belki, ondandır. Bilmiyoruz sebebini. Evet. Ama biz özellikle çok istiyoruz. Bütün bölgelerimizde kendi ürünlerimizi, ürettiğimiz ürünleri tanıtmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umarım en kısa zamanda biz bunları hayata geçiririz. Vallahi emeğinize sağlık. Acı Payam'ın her köyünden gördüğünüz gibi evet, bir zenginlik fışkırıyor. Evet evet. Yani her köyü kendi içinde evet, bir tarih kokuyor. Burası mesela Yeşilova ve burası üzümle anılan bir bölge. Evet.
Biz bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Yani üzüm çeşitlerini artırarak, özellikle pembe gemreyi öne çıkararak, üzüm çeşitlerini de artırarak bu bölgenin üzümden ciddi anlamda ekonomik katkı sağlamasını istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Dodurga tarhanası, o top tarhananın, evet, biberli tuzun, bir kadın kooperatifleri, satış ofisleri, Acıpayam'dan Deniz diye bir tanzim satış mağazası yapacağız kursak. Hatta ne kadar güzel olur. İlk önce biz Acıpayam'da yapacağız. Yol, Antalya yolu kenarında planlıyoruz bunları. Evet. Şimdi Antalya yolu üzerindeki ticari hayata kazandırmak için Alaaddin'e kadar bir şey planladık ilk etapta. İmar planı değişikliklerin. Tabii imar. Orada orayı yolu doldurup Kotunu düzeltip ticari hayatı aktifleştirdik. Evet. Denizli'ye de bir Acıpayam mağazası çok mutlaka, güzel olur. Mutlaka. Bir organizasyonları tamamladıktan sonra ürünlerimizi daha sonra bunların hepsini, hatta İzmir'de olur, Denizli'de olur, Ankara'da olur. Veya biz her yere yapacağız. Kooperatifler mağazalarına ürünlerimizi gönderebilmek. Aynen öyle, o şekilde. Muhteşem olur. Size güveniyoruz. Teşekkür başarılar ediyorum. Diliyoruz. Sağ olun başkanım. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Avşar'da Acıpayam Belediye Başkan Yardımcımız Pınar Gülmez Hanım'la beraberiz. Pınar tabii benim eski meslektaşım. Biz uzun yıllar beraber de çalıştık. Aynı evet, binada, evet, üniversitede. Evet. Pınar Hanım, Acıpayam nasıl gidiyor? Valla Acıpayam çok güzel gidiyor. Evet. Çok keyifli. Buranın potansiyeli çok yüksek. Biz de bunu doğru şekilde değerlendirmeye dair çok çaba harcıyoruz. İnşallah 5 senenin sonunda da çok daha farklı bir Acıpayam hep beraber yaşayacağız, size göreceğiz. Yani hem akademiden gelmeniz, hem mühendislik kökeniniz ile Acıpayam'ın hem de bir kadın elinin değmesi gerekiyordu. Size nasip oldu. İnşallah böyle bir faydam olur tabii ki. Ben de çok sevinirim. Çok uzun dönem belediye tecrübem var. Evet. Başkanımızın da bu anlamda vizyonu çok geniş. Neler yapabiliriz'i çok yoğun konuşuyoruz. Ama kadın kooperatifi, yani çok bu ürünleri satacağımız bir yerler istiyoruz. Lazım. Buna dair de aslında bir takım adımları atmaya gayret ediyoruz. Evet. Biliyorsunuz siz de bir çalıştayımız oldu. Evet. Burada da çok yoğun bu anlamda talep geldi. Hem kadın kooperatifi hem Acıpayam'ın yöresel ürünlerinin tanıtımı, bunların işaret alması ve doğru bir şekilde kullanılması adına çok ciddi planlarımız var bizim şu anda. Valla size güveniyoruz. Hem akademiden hem mühendisliğinden hem de bir kadın eli değmesi açısından. Çok teşekkürler. Acıpayam size emanet. Allah başarılar diliyoruz. Tabii ki. Sağ olun, tabii, var olun. Burada da ben şeyi de söylemeyi çok istiyorum. Avşar üzümü çok özel. Evet. Bugünkü etkinliğin de bunu tanıtmak adına çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyoruz biz. O yüzden de belediye olarak da biz burada olmayı çok istedik. Umuyoruz ki biz üzümümüze de bir coğrafi işaret çok alabiliriz. Güzel olur, çok güzel olur. Bu anlamda çalışmalar olduğunu biliyoruz. Biz de bunu nasıl destekleyeceğimizle ilgili çok yoğun çalışıyoruz. Hedefimiz Avşar üzümü başta olmak üzere 4-5 ürünümüze coğrafi işaretimizi alabilmek. Emeklerinize sağlık şimdiden. Sağ olun, çok teşekkürler. Avşar köyünde üzüm şenliği devam ediyor ama çok değerli konuklarımız var. Denizli'den Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleriyle, başkanımızla beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu vatan sizinle gurur duyuyor diyelim en başta. Sayenizde bu bayraklar, evet, sallanıyor. O yüzden burada olmanızdan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Sağ olun, var olun. Değerli başkanım, hoş geldiniz. Bulduk. Sizi tanıyalım. Ben tanıyorum tabii de değerli izleyicilerimiz de tanısınlar. Ben Amdel Bacılar. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Deniz Şubesi'nin başkanlığını yapıyorum uzun dönemde. Kalabalık bir ekiple geldiniz Avşar'a. Kalabalık bir ekiple geldik. Hoş geldiniz. Sağ olsun Sayın Turgut Hocam, her zaman böyle bir etkinlikler olduğu zaman sizler hep beraber, onlarla beraber başı çekiyorsunuz zaten. Evet. Organizasyonların içindesiniz. Biz de manevi milli duygulu sosyal bir dernek olduğumuz için cephelerde düşmana karşı göğsünü çekinmeden siper eden şu anda kahramanlarla derneğimizin birbirinden değerli yönetim kurulu ve üyeleriyle beraber şu anda. Biz her zaman bir telefonda, bir merhabayla aynı Türkiye Cumhuriyetimizin değerli idarecileri birlik, beraberlik ve dayanışma için nasıl bir yumak olup kenetlenebiliyorsak biz de öyleyizdir. Allah'ın izniyle en ufak bir şeyde, tabii kötü amaçla değil, kültürel amaçlı, şehrimizin ilçelerinde, köylerinde, kasabalarında, mahallelerinde buna benzer etkinlikler, kültür şenlikleri olduğu zaman
festivaller olduğu zaman koşa koşa geliyoruz. Tabii ki burada her şeyden önce toplumumuzla bir bölgeden öbür bir bölgedeki insanların kaynaşması, birlik beraberlik içinde birbirlerini tanıması çok güzel bir duygu. Bunu da istinaden, bunu da dayanarak bizler de sosyal bir dernek olmanın avantajını da göz önünde bulundurarak hem amacımız olan, prensibimiz olan, her şeyden önce de görevimiz olan şehitlik, gazilik kavramı, vatan bayrak sevgisini bu şekilde de olsa, şu anda sivil giyimliyiz ama başımızdaki şapkalarla nasıl bir kuruma ait bir kişiler olduğumuz lanse ediliyor zaten. Bu da zaten geldiğimiz saatten itibaren buradaki halkımızla beraber kaynaşma, ilgi, alaka süperdi. Yani saat öğlen civarları buradaydık. İnanın saatin nasıl geçtiğini ben de bilmiyorum. Akşam ilkinde saat oldu. Daha hala devam ediyor şenlikler. Tabii ki burada buranın yörel yeme içme kültürüyle ilgili görmediğimiz, duymadığımız şeyleri de tanımış olduk bir vesileyle. Tabii ki yüzyıllar önce, bin yıl önce Turgut Hocam'ın da anlattığı gibi hem buranın şeyhinin müftüsünü türbeyi ziyarete gittik, yürüyüş yaptık geldik. Kurucusu Avşar evet, Bey'i, evet, Süleyman Sarızay Bey'i gördük. Evet, Süleyman Sarızay Bey'i ziyaret ettik geldik. Daha sonra da tekrar buraya gelerek yine Avşar halkının, Acıbayan halkının o güzel değerli insanlarıyla yan yana geldik. Hala da birlik beraberliğimiz sürüyor. Farklı insanlar tanıdık, farklı kültürler tanıdık. Yeme içme mutfak kültüründe de Avşar bölgesinin, Acıbayan bölgesinin farklı tatlarını tattık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Başında ilgilenen her türlü sorumlularına kadar. Zaten buradaki halkın hepsi de biz Muharip Gazi ve ailelerini memnun ve mutlu etmek için bu arada onu döküyorlar, görüyorlar zaten şu anda. Bunu bütün arkadaşlarımız da, ben de hissediyorum. Sağ olsun. Bu vesileyle de siz değerli hocamızın vesilesiyle bu kamera ekranlarından Avşar halkına, Acıbayan halkına bu organizasyonu başından sonuna programlayan, ayarlayan, organizasyonunu devam ettiren bütün dostlarımıza, değerli hocalarımıza ve sizlere teşekkür ediyoruz. Saygılarımı sunuyoruz. Sağ olun başkanım. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Avşar köyünde, üzüm şenliğinde çok değerli konuklarımız var. Üniversitemizin çok değerli eski dekanı Profesör Doktor Süleyman Solmaz Bey hocam. Denizli Büyükşehir Belediye'miz, Kültür Daire Başkanımız, yeni Kültür Müdürümüz değil mi? Hidaver Dotaklı Bey. Burada eski okul müdürümüz, şu anda müdürlüğümüz devam ediyor mu hocam? Ediyor, Bilsem'e geçtim ben, Bilim Sanat Merkezi'ndeyiz. İbrahim Zeren. İbrahim Zeren hocam. Evet, bu tarafta yine Denizli'den sizin adınızı alalım. Ferhat Alkan Bey. Gördüğünüz gibi Avşar Köyü çok ünlü misafirleri bugün konuk ediyor. Süleyman hocam, şimdi sizin branşınız da Türk Dili Profesörlüğü. Avşar Beyleri, Avşar Beyitleri deyince söz herhalde önce size düşer. Yani teşekkür ediyorum iltifatınıza da. Şimdi benim branşımdan öte, benim mensubiyetim, ben bir Türk'üm. Bakın şu karşıda bütün Türk boyları tek tek sıralanmış. Evet. Bayındır, Çavundur, Beydilli, Döer. Ben de bunlardan birine mensubum. Türkmenim, evet. Türkmen derler ama mesela benim çocukluğumdan itibaren gerek annem gerekse amcamın hanımı ağıtçıydı. Yani ağıt yakardı. Çocuğu genç yaşta vurularak öldürüldüğü için bir aşıktı. Ama mutlaka şeylerin içerisinde, söylediklerinin içerisinde Dadaloğlu'ndan mutlaka beyikler çıkardı. Dadaloğlu, Avşar deyince Dadaloğlu akla yani geliyor. Avşar Bey, Avşar boyu deyince mutlaka Dadaloğlu geliyor da Dadaloğlu bana kalırsa bütün Türk boylarının başkaldırı simgesidir. Yani evet. Ne diyor? İşte ferman padişahınsa dağlar bizimdir. Al devletin senin olsun. Yani ama bu tavır genellikle efendime söyleyeyim topluma yansımış. Mesela Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında alfabe değişikliğinde de bu tavrı sergilemiş bizim millet ve çok yanlış yapmış bana göre.
İşte sen benim Kur'an'ımın alfabesini değiştirdin, okumuyorum da okutmuyorum da. Yani bırakın kız çocuğunu, erkek çocuğunu dahi okutmamış. Dolayısıyla karar mekanizmasına belki de Türk olmayan unsurlar yerip yerleşmiş. Dolayısıyla derlenmek, toparlanmak çok zor olmuş. Yani bu bağ bozumu bütün köylerimizde efendim yaşanan bir olaydır. Bir önemli tarihtir. Yani şimdi ne zaman doğdum diye anama soruyorum. Oğlum bağ bozmuştuk diyor. Yani Eylül'ün sonu, Eylül, Ekim başı. Yahut Kasım ya da Haziran demiyor. Yani bağ bozumu. Evet. Bu önemli bir dönüm noktasıdır. İnsanların, bizim Türk toplumunun tarih belirlemesinde, zaman belirlemesinde önemli bir tarihtir. Bugün de arkadaşlarımız biraz güzel çalışmışlar. Şöyle bakıyorum etrafının hazırlığına. Ki üçüncüsünü yapıyorlarmış. Başta beni buraya davet eden sevgili meslektaşım, bölüm başkanım Turgut Tok olmak üzere, Profesör Doktor Turgut Tok olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Sizin yaptığınız hizmetten dolayı da sizi de tebrik ediyorum. Sağ olun hocam, sağ olun. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var, var. Hocam sözü size verelim. Hüdaverdi Otaklı Bey, tabii Denizli'de kültür deyince aklımıza siz geliyorsunuz. Kültür, şimdi Turizm Müdürlüğü oldu değil mi? Evet. Ama turizm deyince de kültürle, bu kültürün felsefesiyle ancak turizm mümkün. İşte köylerimiz, turist tabii bekliyoruz, ziyaretçi bekliyoruz. Sayenizde onlar da olacak diyelim. İnşallah. Değil mi? Tanıtımlarla olacak. Evet. Ha. Üzüm Festivali de bunun için iyi bir fırsat herhalde. Tabii. Ne dersiniz bu konuda? Turizmin en önemli unsurlarından biri gastronomi. Evet. Gastronomi dendiği zaman artık günümüz insanı ta dünyanın öbür ucundan farklı bir tadı tatmak için kilometrelerce yol kat edip gelebiliyor artık. Bu günümüze gelişti. Gastronomi dendi ve turizmin önemli sektörlerinden bir haline geldi. İşte tarımda da zaman zaman hep sizlerle dertleşiriz ya. Evet. İşte kavunculuk acıpayam ama hani acıpayam kavunu yok. Elimizde 40 ağaç kavunu var. Kendi yerel kavunlarımız. Bu yönüyle ben Avşar mahallemize çok kutluyorum. Üzümlerini korumuşlar, üzüm çeşidini korumuşlar. 31 çeşit üzümden bahsediliyor. Bu çok önemli. Bir coğrafi işaret alma. Mutlaka vardır Avşar'a mahsus üzümler. Mesela bizim Tabasa mahsus işte Koca Osman üzüm var, Sıtnaz dediğimiz üzümler var, değişik üzümler falan var. Bunların mutlaka işte tescillenmesi lazım. Bu üzümlerin de korunması lazım. Şimdi yine aynı şekilde teknolojiyle beraber teknoloji kendine uygun bir üzüm çeşidini size dayatıyor. Böyle ilerlemiyor. Halbuki bizim bunlar yerel tadımız. Mutlaka korunması lazım. Ben bu yönüyle bu bağ bozulma mevsiminde Avşar Köyü'ne ve dolayısıyla bu işin öncülüğünü yapan çok değerli hocamız Profesör Doktor Turgut Tok ve çok değerli muhtarımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunlar korunması lazım. Tabas Ovası'nda da buna benzer çok oval bağlarımız var ama maalesef tembellik, pazardan daha ucuz üzüm buluyorum, gerek yok ya da domuzlar saldırıyor, uğraşamam gibisinden. Herkes aynı bu şartlar, onu güzel üzümlerimizi heba ettik. Kıymetini bilemedik. Kıymetini bilemedik yani. Şimdi bunlar çok önemli. Ben buradaki bağları da gezdim. Gerçekten korunması gereken üzümler. Güzel üzümler var. Yerel ırkımız var burada. Bunlar korunabilir. Güzel olur yani. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ediyorum. Sağ olun. Şimdi sağ tarafımda İbrahim Müdürüm var. Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunu size vereyim öyle isterseniz. Hoş geldiniz. Avşar'dayız. Sayın hocam hoş geldiniz. Şimdi sayın çok değerli kıymetli hocalarımız da çok güzel şeyler söylediler, anlattılar. Şimdi burası kadim Türk yurdu. 1071'den önce gelip yerleşen atalarımızın yurdu burası. Ve Oğuz boylarının isimlerini taşıyan çok sayıda beldemiz var. Dodurga, Yazır, Yüreğir, Avşar. Avşar da bunlardan bir tanesi evet. Tabii ki. Çok önemli bir yerdeyiz. Şimdi bu kültürel değerlerimizi biz yıllarca okullarda anlattık. Ben yıllarca Anadolu Lisesi'nde çalıştım, edebiyat öğretmeniyim. Gençlere aktarmaya çalıştık. Çok önemli aktarma işi. Aktarmanın yollarından Türkologlarla çevrili. Aktarmanın yollarından bir tanesi de bu tür etkinlikler, evet. Şenlikler, şölenler, festival adını ne derseniz deyin. Festival de aslında yabancı kelime, diğerler de yabancı kelime ama şenlik mi desek daha doğru olur. Yani hepsi aynı anlama geliyor. Evet. Tören. Şimdi bu çok önemli şeyler bunlar. Başka bir önemli bir şey var. Hocalarım da konuşurken ben aslında fark ettim. Hüdaverdi Başkanım da söylerken fark ettim. Şöyle her beldenin
Belde diyorum özellikle ben Sayın Hocam, mahalleye alışamadık bir türlü. Köy, belde. Ben köy diyorum. Belde ben ve köy diyorum. Ve belde benim evet. Daha çok hoşuma gidiyor. Evet. Her köyün kendine özgü, ürettiği kendine özgü ürünler var. Aslında bunlarla ön plana çıkmak lazım. Mesela çakır havucu diyoruz, işte akalan kavunu diyoruz, dodurga tarhanası diyoruz. Veya soğanı ya, diyoruz. Evet, çakır, evet kırca soğanı diyoruz, oğul soğanı diyoruz falan. Ondan sonra burası da üzümleriyle yaşatılması lazım. Sevgili başkanım da söyledi. Acıbayan pazarında yaşlı teyzeler, amcalar geliyorlar, üzüm satmaya geliyorlar, pekmez satmaya geliyorlar, kuru üzüm satmaya geliyorlar. Hatta asma fidanları satmaya geliyorlar. Benim çok hoşuma gidiyor o yerel üzümlerin, yerli üzümlerin, yerli tohumların devamı açısından, yaşatılması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok nesilden nesile aktarılması çok önemli. Kültürel değerlerin yanında bu tür ürünlerin yetiştirilip tanıtılması da bu festivaller aracılığıyla yapılıyor. Bence kıymetli bir şey. Hem de dostlarımızla, eşimizle, dostlarımızla, evet, siz gibi kıymetli dostlarımızla bir arada bulunuyoruz, tanışmış oluyoruz, görüşmüş oluyoruz. Yıllarca böyle devam etsin inşallah diyorum. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Için. Ayağınıza sağlık. Şimdi son sözü değerli gazimize verelim. Hocam çok teşekkür ederim. Bana bu imkanı sağladığınız için. Kıymetli hocalarımla da kısa bir mülakattan dolayı teşekkür ediyorum. Ben de bayağı şöyle bir gençlik günlerimi yad ettim bu sayede. İnşallah bu düzenimiz devam eder. Ananemiz, geleneklerimiz unutulmasın. Unutulmasın. Ben şahsımla ilgili bir kopya vereyim size. Bakın ben devletime hocam, ben devletime 1969'dan 2010 yılına kadar deneklik yaptım. Bakın ben 40 sene devletime deneklik yaptım. Neyin ne olduğunu hani anca konuşuyorum. Yani bu konuda çok ketum kaldım. İnşallah hocalarımın şeylerini canı gönülden katılıyorum. Ben de görürüm o günleri. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İzleyiciler, Afşar köyündeyiz ve Afşar Beyleri türküsünü muhtemelen ülkemizde en güzel okuyan ozanlardan biriyle, Ozan Nihat'la beraberiz. Nihat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sizi hem Afşar Beyleri'ni dinlemek hem de Afşar Beyleri'nin hikayesini dinlemek üzere şu kara çadırda misafir etmekten büyük onur duyuyorum. Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi kara çadırımız, evet, duvanımız evet, titiyor evet, değil mi? Evet, evet çok şükür. Evet. O onur bize ait. Özellikle bu konulara eğildiğiniz ve değer verdiğiniz için sizi yürekten teşekkür ederim. Sağ olun, kutluyorum. Sağ olun. Sevgili hocam, zaten benim genelde bu şekilde etkinliklere katılıyorum ben. Özellikle de bugün buraya gelmemden gaye Avşar Beyler'ini okumak için. Geri türkülerin en güzelini bugün söyleyecek sanatçı arkadaşlarımız var. Avşar'da Avşar Beyler'i okudur var. Diyorsunuz. Nihat Çal'da zaten buralı. Evet. Efendim Hakan zaten bizim çocuğum. Bunlar en güzel hepsine ama Avşar Beyler değil. Evet. Avşar Beyler'i yıllar oldu ne düğünlerimizde ne toylarımızda efendim şölenlerimizde hiç Avşar Beyler'ini duymuyoruz. Duyamıyoruz. Unutuluyor giderek. Ondan sonra özellikle kültürümüzün özünü de duyamıyoruz. İşimiz, gücümüz oynamak, kalkmak. Bunu da kültür. Evet bu kültürün bir parçası. Ama onu da yozlaştırdık. Mesela tekiz ortlatması. Benim talise yıllarında ekibim vardı. Ben kendim de fena değil, güzel oynarım yani teki bu. Zaten bu kültür havaları. Bir bütün. Abi, halk tabii. Bizi. Show up and make a statement. Everything I
kadar da bu gayreti devam ettireceğim inşallah. Sağ olun, var olun. Emeklerinize sağlık. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Ozan Nihat abimizle konuştuk, üstadımızla konuştuk. Ben kendisine uzun ömür diliyorum ve Denizli'ye hizmetlerini sürmesini biliyorum. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Avşar'dayız ve çok değerli konuklarla beraberiz. Böyle etkinlikler olmasa bir araya da gelemeyeceğiz, değil mi? Şimdi yanımda Dodurga Obası var. Dodurgalılar, Dodurga Derneği Başkanım, Gölcük'ten Ozan Nihat, Dodurga Dernek Başkan Yardımcımız Ela Hanım. Babasıyım. Babası Ela Hanım'ın babası. Amcası. Amcası. O hep bütün sülale burada. Biri yan gözde falan, sakın bakmasın. O amcalar hepsi Dodurga Obası'ndan. Hoş geldiniz diyorum. Hoş. Şimdi bu Dodurga'nın nesi meşhur? Dodurga'yla ilgili aklımıza ne gelir? Şunu vereyim başkanım size. Ben Dodurgalar Yardımlaşma Dayanışma Dernek Başkanı. İsmim Yüksel Şan. Dodurga, Acıbayam Dodurga denince aklı tarhana gelir.
Şu anda tabii biraz sıfır noktasına doğru inmişti. Yeniden çıkmaya başladı. Gölcük. Gölcük Gireniz Deresi'nin özüdür. Ve ilk pazarı da meşhurdur. Gölcük Pazarı. Pazar günleri pazarıydı. Rahmetli dedem Gölcük Pazar yerinin ve pazarının kurucusu da oydu. Hatta şunu da söyleyebilirim. Biz de daha yeni öğrendik. Rahmetli dedem, oğlum bunu iyi muhafaza edin. Yalnız saklayın, kimse duymasın diye. 1800'lü yıllarda o Akşar Köyü'nden Alcı Köyü'ne kadar olan o bütün o arazi dedem rahmetlinin. Osmanlı tapusu hala duruyor. Şu anda cep telefonumda da var. Evet. Ben de yeni öğrendim daha. Şurada 25 sene falan oluyor öğrenelim. Bir tarihle beraberiz. Yani. Yani. Kimse duymasın, kimse şey yapmasın. Çünkü herkes bu köyü kurmak için dağlardan yörükler bu şekilde indirdik. İki dönüm onu verdik, üç dönüm onu verdik, böyle yaptık diye. Şimdi işin şey tarafına gelelim. Köyümüzde mesela Gölcük dendi mi şu anda aklı gelen dar ekmeği. Dar ekmeği değil. Tereyağlı, kekik sürtmeli. Acıkmayan efendim, bu savaş ekmekleriyle meşhur. Karayük ekmeği ayrı bir savaş ekmeği. Evet. Dar ekmeği bayatlamayan ayrı bir savaş ekmeği. Değil mi? Yufka ekmek yine öyle. Her boy kendine az ekmeğiyle de anılıyor herhalde tabii, buralarda. Tabii. Değil mi? Gireniz bölgesi, Gölcük, dar ekmeği. Onu nasıl yapıyorlar? Dar unu. Vallahi onu gari ben nasıl bileyim, ben ancak saz çalmasını ben yerim diyorsunuz. Hanım anneciğim rahmetlik yoğururdu, pişirirdi, ben de böyle ama sarı kedi gibi beklerdim başını. Değerli izleyiciler, Gireniz hanımları hiç üşenmezler, her öğüne yeni ekmek yaparlar, taze ekmek her yaparlar. Her sabah hocam, her sabah. O ocak sabah yanar eskiden ve ekmek yapılır. Ben yaşadım onu evet. Çocukluğumuzda. Akşamdan böyle ocaklı yanıp durduğu için külü gömerlerdi şeylere, közleri. Hani şu olmasın, sönmesin diye. Sabah üfleyerek çırayı onunla tutuştururdu. Hatta ateş yoksa gider komşudan köz getirirdi. Evet. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Sözü bu işte. Yani. Evet. Öyle. Çakmak taşı olur. Kıvılcım çıkararak yakılırdı. Çakmak falan mı var eskiden değil mi? Her sabah analarımız kalkar şafağla hamuru yoğurur. Her sabah ekmek yapar. Evet. Çünkü dar ekmeğini bugün yedin yarın yiyemezsin. Mesela dayısı ölecek. Yiyemezsin. Kurur zaten. Taze yenir. Bizim yufka ekmeğimiz tavlanıyor tabii, ve yumuşuyor. Ama tabii, dar ekmeğini tavlama yok. Yok. Hatta şunu da söyleyeyim. Burada hocam şu da iyi bir şeydir. Ben 1950 doğumluyum. Aşağı yukarı 7-8 yaşlarına kadar hiç yufka ekmeği görmedim. Yufka ekmeği ta yıllar sonra. Bizim o taraflar, bizim köylerimiz evet, Dodurga, evet. Yumrutaş, Yazır, Ova evet. köyleridir. Niye biz diyeceksin? De yufka yapılır. Niye diyeceksin? Arazi çok olmadan o Gireniz bölgesinde, Dalamançay Havzası'nda arazinin çoğu yerinde mesela misir ekmeğini yer, yufka biraz şey buğday pahalı olduğu için onu tuz sabun parası yapar. Değerli izleyiciler bugün Avşar Köyü'ndeydik. Eski adıyla bilinen Karayük Avşarı artık Avşar Köyümüz oldu. Köyün üzüm şenliği, üçüncü üzüm şenliği bugündü. Biz de davetliydik. Kameramanımız çok değerli Mustafa Dağ Bey ile birlikte geldik. Köyü gezdik. Köyün yaşlılarıyla, insanlarıyla sohbetler ettik. Köyün adetlerini öğrenmeye çalıştık. Bu köyde yetişen o güzel üzümlerden yedik. Bu bölgenin kendine has keşkeğini de övdük, keşkeğini yedik, böreklerini, katmerini tattık. Ve Büyük Atatürk'ün büstü önünde, köylü milletin efendisidir sözünün önünde saygıyla eğilerek programımızı burada kapatıyoruz. Avşar Köyü'nde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Burada olmak Anadolu'nun özünün, Türk kültürünün özünün yaşandığını bize tekrar gösterdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ama sizlerden bir ricamız var. Foto Ayfa ve Devrim Halkı'ya YouTube kanallarımıza abone olursanız çok seviniriz. Allah'a ısmarladık.